6 Şubat depremlerinin en fazla yıkıma uğrattığı mahallelerden biri Salköprü. Depremlerin hemen ardından rezerv alanı ilan edildi mahalle. Ancak ortada ne ihale var ne de herhangi bir çalışma. Mahallemiz 20 aydır rezerveye girmiş şu anda. Hiçbir şekilde bir işlem yapılmıyor. Bir şekilde muhtara ulaşamıyoruz. Ulaştığımız zaman diyor ki çevre şehirciye gideceksiniz. Biz bıktık. Evlerimiz yıkıldı. Yani deprem yıktı, bir de bizi muhtarımız yıkıyor. Aradığımız zaman hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Yani yapılacaksa yapılsın artık. Bize bir ışık verilsin. Biz buradaki apartmanda oturuyoruz. Hala yıkılmamış bile. İhalesi verilmemiş ve 5 kişi konteyner kentte sürünüyoruz. Yani birçok insan öyle bizim durumumuzda. Biz bir an önce ihalenin verilip yapılmasını istiyoruz. Yani bu ne zamana kadar? Ne zamana kadar biz bekleyeceğiz? Bir an önce bunun yapılmasını istiyoruz. 15 Ekim'de ihalesi bitecekti çoğu mahallenin. Heyecanla bekliyordu vatandaş. Ancak hevesleri kursaklarında kaldı. Üçüncü kışlarını da mahallelerinden uzak konteynerlerde geçiren vatandaşlar artık canından bezdi. Salköprü'nün 2 Aralık'ta ihalesinin yapılacağı duyumu alınsa da o tarih çok geç vatandaşa göre. Artık bekleyecek sabırları da tahammülleri de kalmadı. Şuraların haline bakın. Bak mağduruz, görüyorsunuz. 20 ay oldu. Daha halen bir yere bir çivi çakılmadı. Her zaman bizi oyalıyorlar. Bu sefer de Aralık'ın ikisiydiler. Yani bizi oyalamalarına gerek yok. Artık biz usandık. Muhtarın yanına gidip muhtar bizden ilgilenmiyor. Her gün bir şey söylüyorlar. Bak daha yeni buradaydı, çıktı gitti. Yapacaksa yapsın, yapmayacaksa yapmasın. Bizi mağdur etmesine gerek yok. Yazık günah. Bize de yazık günah. Her gün bir şey söylüyorlar. Her gün bir şey söylüyorlar. Çok yıkılan bizim Salıköprü oldu. En son yapılan bizim yer olacak. Geçen Murat Kurum geldi buraya. Bizim muhtarımız yanına bile ne gitmedi ya. Görüyorsun her taraf tarla gibi. Her taraf Çavuşoğlu, her taraf ihalesi yapıldı. Bizim Salıköprü ihalesi yapılmadı. Önceden ilk önce yapılacaktı. Sonra da ertele çok mağduruz. Mahalle olarak millet çok mağdur durumda. Yoktur işte, bazısının doğal gazı yok. Bazısının suyu yok. Oturacak evi yok. Biri benim kiradayım. Ben mahallemi bırakmışım. Tanımadığım, bilmediğim yerde oturuyorum. Kinger toplanın ilk kim burayı yapacaklar? Neden yapmadılar? Neden başka yerlere başladılar? Kim ne yapmışsa orayı bıraksın, buraya da dönsünler. Ya milletle anlaşsınlar. Artık daha sabrımız kalmadı. Biz evde oturuyoruz. Ya kiralarımız bahalanıyor. Gücümüz yetmiyor. Biz bir emekli adamız. Ha ben daha ne diyebilirim? Yeter artık, milletin de sabrı kalmadı kızım.